Sevgili arkadaşlarım merhaba. Uzun bir aradan sonra yine dop dolu bir video ile karşınıza geliyorum. Malum Temmuz ayına geldik. Bu ayın sonunda KPSS ve sonrasında yine önemli kurum sınavları var. O yüzden istedim ki yılın ilk 6 ayını bitirmişken Ocak'tan Haziran'a kadar yapılmış sınavlarda sorulmuş tarih sorularını görelim. Buradan bir takım dersler çıkartalım, analizler yapalım ve özellikle Temmuz'la birlikte başlayacak diğer sınavlar için de katkı sağlamış olalım. Sevgili arkadaşlarım, bu videoda özellikle 5 sınav sorularına bakacağız. Bunlardan ilki Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı. Kısaca MESÜ diyeceğiz. Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı Seçme Sınavı. Kısaca İcra Sınavı diyeceğiz. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı. Kısaca EKPSS diyeceğiz. Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı. Ki bunların ilki TYT, temel yeterlilik. Ve ikinci oturumda ise alan yeterlilik sınavı testi yapıldı malum. İşte buradan çıkmış tarih sorularını topladım ve analiz ederek sizinle paylaşmak istedim. Toplamda 59 soru var elimde. Bunları değerlendireceğim müsaadenizle ve umarım sizlerin de işine yarayacaktır. Sevgili arkadaşlarım, biliyorsunuz KPSS, lisans, ön lisans, orta öğretim, ÖABT ve daha sonra tarih açıklanacak. Adli ve idari yargı sınavlarında da yine bu soruları görebileceğiz. O yüzden acaba devlet bize ne sordu? Bunları gelin birlikte analiz edelim. Ama geçmeden, konuya başlamadan önce özellikle YouTube sayfamızın üyelerinin arttığını görmek beni mutlu ediyor. Zira herhangi bir sosyal medyada ya da başka bir noktada reklamı yapılmamış, yapılmayan bir sayfa. Haliyle ya rastgele ya da bu sayfaya katılan, bu sayfayı takip eden arkadaşların önerisiyle gelen ve tamamen gönüllülük üzerinden çalışan bir birim bu sayfa. Dolayısıyla burada sizin ilgi ve alakanız. Videoları düzenli izleyen, düzenli yazan, düzenli yorumlayan, soru soran herkese teşekkür ederim ilgi gösterdikleri için. Bunun dışında bu sınav sorularını bana gönderen, orijinal sorularını gönderen arkadaşlara da teşekkür ederim ve buradan da bir çağrı yapayım. Bundan sonraki sınavlarda özellikle sınavlara girmiş arkadaşlarım orijinal sorularını lütfen benimle paylaşsınlar ki biz de birlikte analiz edip bunu yine sizlere sunabilelim. Arkadaşlarım, bunun dışında biliyorsunuz reklam olmamış bir sayfa ama merak eden arkadaşlar oluyor. Lütfen siz de paylaşımlarda bulunun, beğenin, yorum yapın, önerin ve bu sayfayı daha da büyütelim sizlerle birlikte. Son bir konuya daha değinmek istiyorum. Genelde PDF ve kitap sorusunu soruyorsunuz haklı olarak. Arkadaşlarım daha önce dijital baskıları vardı bu konu anlatımının kitabın. Ancak o elimde kalmadı. Bu yaz mutlaka tedarik edeceğim, bunu düzenleyeceğim ve bir şekilde çalışmak isteyenlere de bir platformdan bunu göndereceğim. Satışa çıkacağını söylemek isterim ama bunun için de ciddi bir zaman gerekiyor. Umarım bunu yapabilirim. Ama onun dışında videolarda zaten gerekli olarak her şey var. Hani sayfayı bilen arkadaşlar için zaten sorun değil ama bu videoyu ilk kez izleyenler bizim sayfamıza ne olduğunu merak edebilirler. Baştan sonuna kadar bütün tarih konularında bir konu anlatımı var. O konuların antrenmanı olan MEP kazanım kavrama testleri var. Boşluk doldurma testleri var. Ardından 2000'den bu yana çıkmış bütün kurum sınavlarının soruları var ve onların yanında da soru analizleri neler gelebilir, neleri sorabilirler çalışmalarımız var. Bunları görebilirsiniz bu sayfadan.
Evet, bunları söyledikten sonra yılın ilk 6 ayında bahsi geçen 6 sınavda MESU, İCRA, EKPSS, TYT ve AYT'de çıkmış benzer soru tiplerine gelin birlikte bakalım. Sevgili arkadaşlarım, bu sınavlarda toplam 59 soruyu analiz ettim, bulabildim ve bu sorular yılın ilk 6 ayında yapılmış bahsi geçen sınavlardan alındığını söyleyelim. Temel amacımız nedir bu videoda? Çıkma ihtimali olan soruları konusunda sonraki sınavlar için yol gösterici bir çalışma yapmak. Temel amacımız da bu olacak. Peki, o zaman başlayalım. Arkadaşlarım, benim yaptığım analizlerden ilki, İslamiyet öncesi dönem, ki Orta Asya diye biliyoruz, onun kültür medeniyeti, Türk İslam kültür medeniyeti ve Osmanlı kültür medeniyeti, ki Osmanlı da bir Türk İslam devleti, birlikte düşünebiliriz ama ayırdım ki daha net görelim. Bu üç alanın kültür medeniyetinden yine istikrarlı olarak soru sorduklarını tespit edebiliriz. Burası çok net. Örnek, kurultay sorusu geldi. İlk 6 aydan bahsediyorum. Taht kavgaları ve veraset sistemiyle alakalı bir soru geldi. Kut inancı, kam ve orum nedir? Ribat ve icazet nedir? Ki bunları anlatan, cümle içine geçiren yerler geldi. Maniheizm, Uygurların inancılarından biriydi biliyorsunuz. Çok sorusu geldi. Yine geldi. İkta ve tımar sistemi, buranın en güçlü soru tiplerinden biri. Yine geldi. Menzil, Mekkari tayfesi, derbentçiliği içinde geçti bir yorum sorusu da geldi. Demek ki birinci analizimiz kültür ve medeniyet tarihini mutlaka bilin ve öyle sınava girin. Burada dikkatinizi çekmiştir. Veraset sistemi, taht kavgası ya da kut inanç ya da ikta ve tımar sistemi neredeyse çoğu sınavın ortak soru tipidir. Devlet fazlasıyla soruyor. İkinci analiz sorusu arkadaşlar, benim görebildiğim madde, milli mücadele ve kurtuluş savaşı üzerinden yoğun sorular geldidir. Özellikle milli mücadelede hazırlık dönemi. Örneğin, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Sovyet-Rusya arasındaki ilişkiler boyutuyla sorular geldi. Yalnız ilginç bir not paylaşayım. Sovyet-Rusya'yı özne yapan çok sayıda sorunun geldiğini gördük bu 6 ayda. MESÜ'de, icrada, AYT'de Sovyetlere dönük sorular var. Bu ilginç hakikaten. İkinci olarak Amasya Genelgesi ve Sivas Kongrelerinden sorular yazılmış. Ki zaten devletin hafızasında bu konular fazlasıyla yer ediyor. Fazlasıyla sorusu sorulmuş idi. Yine sordular. Üçüncü analiz maddem Kurtuluş Savaşı arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı'nda Sakarya Meydan Muharebesi'nin sonuçlarından olan Ankara Antlaşması'na, ki Fransa ile imzalanmıştı biliyorsunuz, dönük soru sayısının fazlalığıdır. Bakın, icrada, EKPSS'de ve AYT'de Ankara Antlaşması ile ilgili sorular var. Dördüncü analiz maddem ise Atatürk ilkeleri. Size sürpriz olmamıştır eminim. Çünkü devletin her zaman sorduğu soru tiplerinden biridir ilke sorusu. Yılın ilk 6 ayında toplam 3 ilke sorusu geldi. Ve genel istatistiğe de uygun şekilde gelen 3 sorunun ikisi halkçılıkla ilişkiliydi. Hemen bir hatırlatma yapalım. Takip edenler bilir ama yeni belki bizi dinleyenler vardır.
Arkadaşlarım videolar içinde 83 ve 84. videoda 6 ilke 60 çıkmış soru çalışmamız var. Neden? Çünkü ilke soruları bazen tehlikeli olabiliyor. O yüzden arkadaşlarım bu konularda karıştırmasın. Bol bol çıkmış soru çözsün ki daha net devlet neyi nasıl sorduğunu görsün istedim ve böyle bir çalışma yaptım. Düşünün bundan sonra bile hala daha ilke sorusu geliyor. Peki 2022'de neyi sordular? İcrada halkçılık sorusu, EKPSS'de ise hem halkçılığı hem de milliyetçilik ilkesiyle ilgili soru sordular. Demek ki ilkeler de gene varlığını koruyor. Beşinci analiz maddem bu sefer Atatürk inkılaplarıyla alakalı. Arkadaşlar bu bölümün en ayrıntılı ve tehdit edici yeridir. Dikkatli olun. Atatürk inkılapları tehlikelidir. Neden? Çok geniştir çünkü. Şimdi o yüzden sizden mutlaka ders videolarındaki inkılap videolarını takip etmenizi isteyeceğim. Ona mutlaka bakın. Ki biraz sonra bir tablo da paylaşacağım işinizi biraz rahatlatmak adına. Ama önce şunu paylaşalım. Ne sordular inkılaplarla alakalı? 2022'nin ilk 6 ayında arkadaşlar ekonomi alanında inkılap sorusu geldi. Bunlardan biri bankayla ilişkili, diğeri fabrikayla alakalı. Arkadaşlar icra sınavında Emlak ve Eytan Bankası'nı sordular. Milli Savunma Üniversitesi sınavında ise MESÜ'de ise Uşak Şeker Fabrikası'nı sordular. Ve bu sorular zor sorulardı, kabul etmek lazım. O yüzden sizi her an hataya düşürebilecek, net sayınızı aşağı çekebilecek sorulardır. Mutlaka ama mutlaka kültür medeniyetle birlikte ilke ve inkılaplara çalışın. Benden hatırlatması. Ve son olarak Çağdaş Türk ve Dünya tarihiyle alakalı birkaç bir şey söyleyebilirim. Çıkmış sorulara baktığımız zaman 2022'de İkinci Dünya Savaşı'nda Türk dış politikasına dönük sorular var. Özellikle siyasi ve ekonomik alana ilişkindi bu sorular. Dolayısıyla yine bu konuya da dikkat edelim arkadaşlar. Peki, analizimiz bunlar. Yani devletin soru tiplerinde görebildiğim tekrara düşen yerler bunlardı. Peki bundan sonrası için ne yapmalı? Gelin sonuç kısmıyla yeni sınavlara girecek arkadaşlara birkaç öneride bulunalım. Onların nerelere odaklanması gerektiği hakkında fikir beyanında bulunalım. Arkadaşlarım ilk madde KPSS ya da ÖABT sınavlarına hazırlanacak arkadaşlarım mutlaka Orta Asya Türk, Türk İslam ve Osmanlı kültür medeniyete çalışsınlar. Bunu koyduk cebimize. Ama şuna da dikkat edelim. 2022'nin ilk 6 ayında özellikle Orta Asya Türk dünyasına ilişkin soru sayısı fazlaydı. Kalan 6 ayda ise Türk İslam ve Osmanlı kültür medeniyetine eğilmeleri daha beklenir. O yüzden terazinin Osmanlı tarafının biraz daha ağır basacağını söyleyebilirim. Bu bir. İki, analiz ettiğimiz sınavlarda Kurtuluş Savaşı'na hazırlık kısmında Amasya Genelgesi ve Sivas Kongresi'nden sorular geldiğini gördük. Bundan sonraki sınavlarda Erzurum Kongresi, Amasya görüşmeleri ve Batı'daki kongreler, Balıkesir, Alaşehir, Nazilli gibi kongreler, Pozantı, bunlar tehlikeli kısımlardır. Bakın özellikle Erzurum ya da Amasya biraz daha bilinir ama Batı'daki kongrelere de ben yerinizde olsam dikkat ederim. Bir başka çıkartabileceğimiz sonuç sevgili arkadaşlarım,
Kurtuluş Savaşı sürecinde ne demiştik? Sakarya Meydan Muharebesi ve onun getirisi olarak Ankara Antlaşması ile ilgili çok soru geldi. Bundan sonraki sınavlarda ise pekala ikinci önü ya da büyük taarruzla alakalı yorumlar, sorular gelebilir. Büyük taarruzun sonuçlarıyla alakalı ki Mudanya'dan Lozan'a uzanacak hattında açılması demek. O yüzden buraya da dikkat ediniz, olur mu? Bir başka sonuç Atatürk ilkeleri konusunda. İstikrarlı bir şekilde soruyorlar. Bunu artık ispatladık, biliyoruz. Bu dönemde de halkçılıkla ilgili yine sordular. Üç sorunun ikisi halkçılıktı. Hatırlar mısınız? Önceki dönemdeki sınav analizlerimizde 2021 yılında devletçilik ilkesinin daha yoğun sorulduğundan bahsettik. Şimdi yeni dönemde, önümüzdeki dönemde inkılapçılık, laiklik ve yine milliyetçiliğin sorulma potansiyeli yüksek arkadaşlar. Çalışmayı ihmal etmeyiniz. Bir başka sonuç. Atatürk inkılapları. Tehlikeli yere geldik. Arkadaşlarım, ekonomi ve kısmen eğitimden soru geldi dedik. Şimdi bu alanda kestirilemeyen bir çok nokta var. Sorma potansiyelleri var. O yüzden inkılap videolarını mutlaka izleyin. Ancak bunu söyleyip geçmeyeceğim elbette. İşinizi kolaylaştırmak için o videoların sonlarında sizlere tablo hazırlamıştım. O tabloyu paylaşmak isterim yeri geldiği için. Önce Atatürk ilkelerini şöyle bir paylaşayım. Arkadaşlarım, bazen önceki videoları arkadaşlar, hocam çok küçük yazılıyor, okuyamıyoruz diyorlar ama aslında bunun kendi içinde bir mantığı vardı. Neydi o mantık? Bir tablo halinde hepsini görebilmek. Bakın, 6 ilke, cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, laiklik ve burada göremediğiniz devletçilik, son olarak da inkılapçılığı bir tabloda görebiliyorsunuz. Ve bu tablonun sonunda bu ilkeyle alakalı neler sorulabilirin maddeleri var. Ve haliyle bütün işimizi rahatlatan, bizi doğru cevaba götüren yerler de buralar işte. Dolayısıyla hem bu tablo üzerinden çalışıp hem de çıkmış 6 ilke 60 soruyu bitirirseniz zaten buradan pek bir sorun kalacağını düşünmüyorum. Ama inkılaplara dikkat. Şimdi inkılapların videolarını mutlaka tekrar izleyin. Ama onun yanında şöyle bir güzellik de var. Onu da paylaşayım sizlerle. Videonun sonunda şöyle bir tablo var. Arkadaşlarım, inkılapları da bir bütün halinde görmek önemlidir. Bakın, siyasi mesela, şöyle gidelim. Siyasi, hukuki, eğitim ve kültürel, toplumsal, ekonomik, sanayi ve ticaret, tarım, ulaştırma, sosyal ve sağlık. Bunlar iyi güzel böyle tablo halinde de bunları da biraz biliyor olmak lazım. O yüzden dönün lütfen çalışın. Ama hadi 2022'deki sorulara bakalım. Hatırlıyor musunuz? Banka sorusu neydi? Atatürk döneminde o soruları çözeceğim ama Emlak ve Eytan Bankası'ydı, öyle değil mi? Gelin bakalım. Tam da şurada işte önemli bankalar, Emlak ve Eytan Bankası. Diğer soruyu hatırladınız mı? Uşak Şeker Fabrikası'nı. Hemen üste gelelim. Önemli fabrikalarda Uşak Şeker Fabrikası. Türkiye'nin ilk özel fabrikalarından biridir 26'da. Şimdi işte yarın bir gün arkadaşlar. Bakın, gördünüz mü? İki tane soru, 2022'deki çıkmış soru peş peşe çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Peki yarın ne sorabilirler? Yarın şimdi Bursa Süt Tozu ve Buz Fabrikası gıda sanayisinin öncüsüdür. İzmit Seka ilk kağıt üretilen yerdir. Efendim, Karabük Demir Çelik Fabrikası, Alpullu Şeker Fabrikası, Kayseri Uçak Fabrikası gibi Cumhuriyet'in, o fakir Cumhuriyet'in kendi iradesiyle fabrikalarını açan Cumhuriyet'in göz nuru olan bu fabrikaları sorarlar. Soruyorlar. Dikkat edin.
İşinizi bu tablolar biraz daha rahatlatacaktır, buna inanıyorum. Peki, konumuza dönelim tekrardan. İlkeler ve inkılaplara da dikkat edin dedim. Son olarak bir sonuç çıkartabilirsek, o da Çağdaş Türk ve Dünya tarihinden olsun. Ne demiştik hatırlayın? İkinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı'nda Türk dış politikasına yer verdiler. Bu süreç devam edebilir. Örneğin İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'yi savaşa katmak için yapılan konferansları sorabilirler. Adana, Kahire gibi. Ya da savaş bittiğinde 45'te Stalin Türkiye'den toprak istediğinde Türkiye'nin Batı bloğuna geçişini sorabilirler. Truman Doktrini, Marshall Yardımı, Avrupa Konseyi, NATO gibi. Dikkat! Biliyorsunuz Çağdaş da genelde Türk dış politikasında 70'leri Kıbrıs'ı soruyorlar, öyle değil mi? Kıbrıs Barış Harekatı'nı, Enosis'i, EOK'yı, karşısında kurulan Türk Mukavemet Teşkilatı TMT'yi. Bunları soruyorlar, çok sordular. Bunların analizleri de zaten önceki sınavlarda var. O yüzden Çağdaş'a da yine Çağdaş'ta da Türk dış politikalarına farklı dönemlerde olsa da dikkat ediniz arkadaşlar. Evet, burada hangi sınavlarda hangi soru tiplerinin olduğunu ve bizim onlardan nasıl ders çıkartmamız gerektiğini konuştuk. Bir de sizin için şöyle bir tablo hazırladım. Arkadaşlarım, bu tabloda benim görüntümden dolayı en sonunda tarih 4 yazar. Bakın, tarih 1 Orta Asya Türk tarihi, Türk İslam, tarih 2 Osmanlı kuruluş, yükseliş, kültür medeniyet, duraklama, gerileme, dağılma. Tarih 3 Birinci Dünya Savaşı, Milli Mücadele, Kurtuluş Savaşı, Atatürk ilke ve inkılapları, iç politika. Çağdaş'ta da Türk dış politikası ve dünyadaki diğer gelişmeler. Tabloda soruların merkez üssünü görebiliyoruz. Bakın örneğin İslamiyet öncesi yani Orta Asya Türk kültür medeniyetinden lütfen çalışın dediğim yerden Mesud'e kurultay sorusu. İcrada taht ve veraset sorusu. EKPSS'de kan, kut, orum sorusu. TYT ve AYT'de maniheist soru geldi. Arkadaşlarım bakın bu soruların hepsi 2022 sorusu. O yüzden bu merkez üssünü bize gösteren tabloya da yine çalışırken döne döne bak. Peki, artık sorulara geçebiliriz. 2022 yılında yapılan ilk sınav, MESÜ sınavı, Milli Savunma Sınavı Üniversitesi'nin 27 Mart'ta yılın ilk sınavı. Burada 5 tane tarih sorusu var ve onlara bakacağız. Ama orijinal soruları kullanmamız yasak olduğu için onları yorumladım sevgili arkadaşlar. Ama merak etmeyin, bu yorumda hata yok. Şimdi birinci soruya gelin birlikte bakalım. Şöyle gelmiş. Çin yıllıklarına göre Asya Hunları yılda 3 kez kurultay düzenliyor. Yılın ilk ayında Hun hükümdarın huzurunda boy beylerinin katıldığı küçük toyda kurbanlar kesilir. Ritüel. 5. ayda atalara, iyi kötü ruhlara, yere ve göğe dualar edilir. Şölen düzenlenir. Dikkat edin, devlet işleri, hakan seçimi, elçi kabulü bu toyda yapılır. Ve sonbahar toyu. İnsan ve hayvan sayımı yapılır. Akın, savaş planları ele alınır. Deniyor ki, kurultayla ilgili bu bilgilere göre hangisi söylenemez? Hemen cevaba bakalım. A şıkkıdır cevap. Yani din adamlarının önderliğinde toplanması. Hayır. Kurultay bir kere Hakan'ın önderliğinde toplanır. Hakan yoksa Ayguci Başbakan önderliğinde toplanır. Arkadaşlarım, Orta Asya Türk devletlerinde kut anlayışı olmakla birlikte devlet yapısı teokratik değildir. İslam devletlerindeki şeriat inancı, şeriat yapısı gibi bir yapı söz konusu değil. Dolayısıyla burada din adamlarının önderliğinde toplanmaktadır. Hayır, çünkü din adamları bir devlet memuru sayılmaz. Cevap adına. Peki diğer şıklarda ne var derseniz,
Devletle memleket işleri görüşülür. Ekonomik ve mali faaliyetler yapılır. Belirli takvime göre ilk, orta, son gerçekleştirilir eylemler. Bazılarına sadece yöneticiler katılır. Bunlar yukarıdaki maddelerde yazan süreçler. Şimdi bu biraz Türkçe sorusu gibi. Neden? Yukarıda yazılan aşağıda var mı? ALES mantığında bir soru. Peki ama şimdi buradan bir ders çıkarmamız gerekiyor. Bu soruyu yapabiliriz, yorum sorusu. Peki ama ya bunu bilgi olarak sorarlarsa? Eminim ki bizi dinleyen arkadaşlar şunu soracaklardır. Hocam bu bilgi müfredatta var mı? Çünkü şuna inanıyorum, yanılıyorsam lütfen beni düzeltin. Elinizdeki tarih kitaplarında bu bilgileri tam bu şekilde bulamazsınız. Ama reklam olsun diye söylemiyorum. Biz bundan bahsettik. Peki nerede? Ki onun videosunu da 6. videoda bulabilirsiniz. Bakın burada video, 6. video 1. dakikanın 20. saniyesinde bu bilgileri bulabilirsiniz. Yeşiller size videoda bulabileceğiniz alanı gösteriyor. Peki bunu kullanmamız tesadüf mü arkadaşlar? Bakın notlarımızda ve videoda tam da şundan bahsettik. Kurultay, yılın ilk ayı, yeni yıl toyu, ilkbahar toyu, sonbahar toyu. Yarın bir gün buradan bilgi soracaklar eminim. Peki nedir önemi? Özellikle ilkbahar toyuna dikkat edin. Bağlılık toyu diye bilinir. Ne demek o? Boy beyleri Hakan'ın kurultayına katılmak zorundadır. Katılmazsa devlete isyan etmiş sayılır. Ve sonbaharda üzerine giderler, mahvederler. İki, ilkbahar toyunda Hakan seçilir yahut tasdik edilir. Töreye yeni hükümler eklenir. Yani yasa değişir, düzenlenir. Şahane bir bilgi, dikkat. Peki, soruda da vardı. Sonbahar toyu, savaş ve sayım toyu diye bilinir. Soruda ne yazıyordu? Atlar ve insan sayımı yapılır. Ne anlayacağız biz bundan? Arkadaşlar, halkın sayımı, atların sayımı niye önemli? Çünkü savaş var. Bu adamlar süvari. Kaç tane atınız var? Bakımı var mı? Kaç insan var? Bunların hesabını yapmak zorundasınız ki sefere gidesiniz. İşte bu toyların özelliği ve önemi budur. Biz bunu geçirdik. Peki diyeceksiniz ki hocam nereden buldunuz? Yani akademideki bilgiyi mi aldınız? Müfredatta var mı? Nereden bileceğiz? Var. Bunu dönem başındaki videolarda söyledim. Müfredat neydi sevgili arkadaşlarım? MEP kitapları artı AÖF kitapları. Peki AÖF kitaplarında bu bilgiyi biz nereden bulduk ve biliyoruz? Arkadaşlarım, size bunu kanıtlayayım isterseniz. Bu soru aslında TİT bilgisidir. TİT'te yer alıyor. Nedir TİT? Türk İdare Tarihi. Türk İdare Tarihi'nde bu bilgiler yazar ve devlet de oradan alır sorar size. Bu bilgi başka bir yerde bulacağınızı düşünmüyorum. Bunu ispatlamak için hocam gerçekten öyle mi? Size ispatını da göstermek isterim. Bu TİT kitabıdır AÖF'ün. Bakın burada Kurultay, Toy ve Meclis'te yılın 5. ayında, yılın ilk aylarında, son aylarında bize bu bilgileri anlatırlar. O yüzden bazen biraz iddialı diyorum ama bu videolar tamamen izlendiği vakit çok büyük ihtimalle soru kaçmaz arkadaşlar. Peki, ikinci soruya geçelim. İkinci soru çok tanıdık bir soru. Alparslan Malazgirt Savaşı'nı kazandıktan sonra kılıç hakkı olarak fethedilen bölgeleri komutanlarını bıraktı. Alparslan'ın amacı neydi? Soru bu. Yine bunu bulacağınız adresi verdim burada videoda. Ama cevabı bakalım hemen Denizli cevabımız yani Anadolu'nun fethini hızlandırmak. Hatırlayın Malazgirt kapıları açıyor. Anadolu'nun Türk yurdu olmasını sağlıyor. Nasıl?
Komutanları gidiyor. Çaka Bey, Saltuk, Mengücek, Danişment. Bunlar beyliklerini kuruyor Anadolu'da ve Anadolu adım adım Türkleşiyor, İslamlaşıyor. Peki cevaplarda çeldirici var mı derseniz, ağda kut anlayışına uygun olarak ülkeyi paylaştırmak. İyi de komutanlar hanedan üyesi değil ki, olmaz. İkili yönetim anlayışı, burada ikili yönetimle alakalı bir madde yok. Anadolu'da gulam sistemini, gulam, kölemen, kölemen değil bunlar, komutanlar, kılıç hakkı veriyorlar. D cevaptı, E de Haçlıların Anadolu'ya girmesini engellemek. Şimdi bu biraz karıştırabilir mi acaba? İyi de Anadolu'yu alıp o bölgeye yerleşmeden Haçlıları nasıl engelleyeceksiniz? Öncelikle Anadolu'nun fethini hızlandırmak, sonra Haçlıları durdurmak. Dolayısıyla cevap Denizli, bence açık ve rahat bir soru. Üçüncü soruya bir bakalım. Osmanlı'da 17. yüzyıldan bahsediliyor ise hangi belge örnek gösterilebilir? Arkadaşlarım burada cevap Ceyhan olacak. Koçi Bey 4. Murat'a risalesini sunacaktı. Burada diğer şıklarda Senedi İttifak, Kanuni Esası, Fatih Kanunnamesi, Islahat Fermanı. Şimdi Senedi İttifak, Kanuni Esası ve Islahat Fermanı 19. yüzyıl malum. Fatih Kanunnamesi, Fatih 15. yüzyılda yaşadı. Olamaz. Cevap Koçi Bey. Ancak Koçi Bey önemli olmakla birlikte bu soru tehlikelidir. Neden? Hemen onu da paylaşmama izin verin. PDF olarak şöyle 123. sayfayı bir açalım. O konuya gelelim. Arkadaşlar duraklama döneminde bazı devlet alimlerinin kalemlerinden raporlar çıkıyor. Bakın özellikle alana yakın arkadaşlar Mustafa Ali'yi, Hasan Kâfi'yi, Aynı Ali'yi, Koçi Bey'i, Katip Çelebi'yi bilmek zorundalar. Biraz daha zorluk düzeyi az sınavlarda ise arkadaşlarıma Koçi Bey ve Katip Çelebi'yi mutlaka bilin uyarısında bulunmuştum. Videolara bakarsanız bunu göreceksiniz. Hangi video? 46. video. Hatta Koçi Bey'in kitabından bahsettik, öyle değil mi? Koçi Bey'in kitabını da önermiştim. Neden önemli bu adam? Çünkü Kanuni döneminde devletin bütçe açıklarının başladığını söylüyor. Rüşvet ve iltimasın başladığını söylüyor. Mesela Katip Çelebi ilmiye sınıfının bozulmasından bahseder. Bu isimlere dikkat. Peki, dördüncü soru. Rejim değişikliği sonrası müttefikleriyle arası açılan hangi devlet milli mücadelede Türkiye Büyük Millet Meclisi ile yakınlaştı? Şimdi şıklara bir bakalım mı? Almanya, İtalya, İran, Avusturya ve Sovyetler. Cevap Edirne olacak. Bunu biz nereden biliyoruz? Şimdi Dünya Savaşı ne zaman başladı? 1914. Ne zaman bitti sevgili arkadaşlarım? 1918. Peki rejim değişikliği. Şimdi Çarlık Rusyası Bolşevik devrimle Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği olmadı mı? Yani komünist rejim 1917 Ekim devrimiyle Çarlığı yıkmadı mı? Çarlık Rusyası yıkılınca Sovyetler Brest-Litovsk'la savaştan çekildi ve Türkiye ile emperyalist batıya karşı müttefik oldular. Hatta Kurtuluş Savaşı'nda Sovyet yardımlarını biz biliriz. Ali Fuat Cebesoy da zaten Moskova'ya elçi olarak gidiyor idi. Bunun soruları da yakın dönemde çıkmıştı. Şıklarda çeldirici de bir yer yok işin gerçeği. Beşinci soru. Şimdi aşağıdakilerden hangisi 1929 bunalımından sonra Türkiye'nin benimsediği ekonomide devletçilik politikası kapsamında atılan adımlardan değildir?
Biraz önce de gösterdim. Uşak Şeker Fabrikası 1926'da açıldı. Dolayısıyla cevap Bursa olacak arkadaşlar. Niye? 29 sonrası diyor. Peki şıklarda ne var? Adana'da Merkez Bankası açıldı 1930. Ceyhan'da Nazilli Basma Fabrikası 1937. D'de birinci 5 yıllık kalkınma planı 1934. E'de Maden Tetkik Arama Enstitüsü 35. Dolayısıyla burada cevap Bursa olacak. 88. videoya mutlaka bakın. Orada şunu göreceksin sevgili arkadaşlar. Hemen sayfadan notu da gösterelim. Atatürk dönemi inkılaplarının zor olduğunu söylememin nedeni buydu işte. Bakın notlarda uzun uzadıya vardır ama o tablo notta bir özet vardı. Şimdi Türkiye'de sanayi sektöründe çıkan önemli, öne çıkan, ön plana çıkan fabrikalar. Bakın burada üç yıldızlı yeri görüyor musunuz? Altınlu Şeker Fabrikası, Uşak Şeker Fabrikası, Bursa Süt Dozu, SEKA, Karabük Demir Çelik, Merinos. Bütün bunlar var. Hatta diğer şıklarda yer alan noktaları da zaten bulabilirsiniz. İşte bankalar, bakın Merkez Bankası gibi. Diğer noktaları da yine yakalayabilirsiniz. Ama zor bir soru, özellikle MESÜ için zor bir soru olduğunu da söylemek gerekiyor tabii. Evet arkadaşlar, Milli Savunma Üniversitesi sınavından çıkan sorular bu şekildeydi. Şimdi de icra sınavının sorularına bakalım. Yaklaşık bir 10 soru var. Bu 10 soruyu da çözelim. Sonra bir ara verelim. Kalan kısımda, ikinci videoda ise EKPSS ve AYT TYT'yi çözelim. Şimdi icra sınavı 3 Nisan'da yapıldı. Hatırlayın, MESÜ ne zamandı? 27 Mart. 3 Nisan'da da icra sınavı yapıldı. Şöyle tarih sorularına bakalım. Soru numaralarını değiştirmedim. 21. soru. Mustafa Kemal Atatürk askeri lise, ki oraya idadi deniyor biliyorsunuz, eğitimini hangi şehirde almıştır? Arkadaşlarım cevap Adana Manastır olacak elbette. Şıklarda ne var? İstanbul var, Sofya var, Üsküp var, Selanik var. Şimdi gördüğünüz gibi bilmeyen insan için birazcık zor bir soru. Ama bilenler hemen hızlıca yapmıştır. Burada Selanik kafayı karıştırabilir. Selanik Rüşdiye'sindeydi. Atatürk Selanik doğumlu biliyorsunuz. Ve Rüşdiye, yani ortaokul askeri Rüşdiye'ye gidiyor Selanik'te. Atatürk'ün doğduğu yerden uzaklaştığı ilk yer Manastır. O meşhur sevdiği türküler Manastır türküsünü falan hatırlarsınız, öyle değil mi? Manastırın ortasında var bir havuz. O işte İdadi dönemindeyken sevdiği şarkılar arasında yerini alıyor. Peki Sofya? Sofya daha sonra Dünya Savaşı öncesinde ateşe militer olarak gider. Bunun dışında İstanbul Harbiye, Harp Okulu'na gelir. Yani yüksekokul ve üniversite için İstanbul'a gelir. Peki biz bunu nereden bulacağız hocam diyorsanız, videoda zaten 89. video adresi gösterdim. Ama hemen nottan da isterseniz bunu paylaşabilirim. Yakınmış zaten. Atatürk hayatı en son kısım inkılap tarihinin. Burada Atatürk'ün hayatı öğrenim gördü. Okullar, Mahalle Mektebi Şems Efendi İlkokulu, Selanik Rüşdiyesi yani ortaokul ve Manastır Askeri İdadesi'ni göreceksiniz. Haliyle aslında rahat bir soru. Diğer bir soru, 22. soru. Mondros Ateşkesi'yle Birinci Dünya Savaşı'ndan çekilen Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında imzalanması gereken barış antlaşmasını gecikme nedenlerinden biri değildir. Arkadaşlarım, Osmanlı Mondros'u imzalıyor, ateşkesi, Dünya Savaşı bitiyor ve sonra barış, değil mi? Sevr Anlaşması imzalanacak. İyi de bu Sevr Anlaşması niye bu kadar uzadı? Soru bu. Niye? Şimdi şıklarda, bu arada cevap
Ceyhan olacak. Nedir o? Rusya'nın Doğu Anadolu'dan toprak ve boğazlardan üst talebi. Hayır, biraz önce MESU sınavında gördük. Tabii burada uyanıklık yapmışlar, Sovyetler dememişler. Rusya'da 1917'de ne olmuştu? Devrim. Peki Rusya'da Çarlık rejimi yıkıldıktan sonra Sovyet Rusya Türkiye'ye yakın mıydı? Evet. Biraz önceki soru gelsin aklınıza. Dolayısıyla toprak ve boğazlardan üst talebinde bulunmaz. Bunu 1945'te Stalin talep ediyordu. Yani İkinci Dünya Savaşı'nda. Çok uyanıklar ama iyi bir soru yazmışlar, kabul edelim. Burada cevap hangisiydi? Ceyhan olamaz. Güzel. Peki olabilir olanlar neler? Almanya ile imzalanacak antlaşmaya öncelik verilmesi. Almanya için Versay kritikti. Öncelikle Almanya'ya dönüyorlar. Kabul. Osmanlı ülkesinin paylaşımı konusunda uzlaşmanın vakit alması. Doğru, Osmanlı'yı paylaşamıyorlar. Uzlaşamıyorlar o yüzden, doğru. Anadolu'nun işgallere karşı direniş başlaması. Anadolu'da milli müdafaa cemiyetleri kuruldu ve öyle pabucun çok da ucuz olmadığını, pabucun pahalı olduğunu gördüler. Son olarak İtalya'nın İzmir konusundaki kırgınlığının devam etmesi. İzmir'i alıp Yunanlılara verince İtalya gönül koyuyor. İşgale de çok öyle gönüllü olmayacak. Bu da müttefikleri, ittifak devletlerini bölüyor. Haliyle bakın bunlar çok mantıklı ama C'nin bu dönem için bir mantığı yok. 23. soru. Osmanlı Devleti'nin kurucu lideri Osman Gazi'nin dedesi Süleyman Şah'ın mezarının bulunduğu Ceber Kalesi. Türk bayrağı altında, Türk koruyucularının gözetiminde, Türk mülkü olarak kalacaktır. Hangi antlaşmada yer alır? Arkadaşlarım cevap Ceyhan. Sakarya'dan sonra, Sakarya Savaşı'ndan sonra Fransa ile Ankara Antlaşması imzalanır ve güney sınırı çizilir. Hatırlayın. Güney sınırı çiziliyor da Hatay Suriye'de kalma koşuluyla, iyi de Ceber Kalesi Suriye'de kalıyor. Sizin kurucu lideriniz olarak görülüyor. Dolayısıyla Ankara Antlaşması'nda tam da bu madde yer almıştır. Şimdi burada hemen nottan birkaç bir şey paylaşmak istiyorum. Siz de Anadolu Selçuklu Kutalmışoğlu'nu konuşurken burada bakın Ceber Kalesi ile ilgili bilgi verdim ve dedim ki özellikle 2015'te IŞİD tehdidi varken Türkiye Ceber'den alıyor, taşıyor, Suriye Eşme köyüne getiriyor mezarı. Hangi operasyonla? Şah Fırat operasyonu. Bence buna dikkat edin. Bu da çağdaşta, güncelde gelebilir arkadaşlarım. Bu bilgi ama icrada bunun ilk nerede kabul edildiğini sormuş. Ankara Anlaşması Fransa ile. Sonra Lozan'da da zaten bu kabul ediliyor. Nasıl biliyorduk biz burayı, Ceber'i? Türk toprakları dışındaki tek Türk toprağı. Ana, misak-ı milli sınırlar içindeki. Dışındaki. Peki, bu soru da dursun kenarda. Bir diğer soruya bakalım. Cumhuriyet'in ilanından sonra Atatürk döneminde kurulan bankalardan biridir. Yine zor bir soru, kabul edelim. Burada cevabımız Ceyhan olacak. Emlak ve Eytan Bankası. Buradaki Eytan yetimler için paranın da toplandığı bir banka. Ceyhan olacak. Neden? 1926'da kuruldu. Atatürk dönemidir biliyorsunuz. Peki ışıklarda ne var? Milli İtibar. Milli İtibar Bankası 1917'de. Yani İttihatçılar döneminde. Bursa'da Osmanlı Bankası. Osmanlı Bankası ilk Merkez Bankası'ydı biliyorsunuz. Abdülmecit döneminde Osmanlı'da. D'de Deutsche Bank var. Almanların o Musul'daki petrolü alan imtiyaz hakkına sahip 1870'teki meşhur bankası. E'de Ziraat. Ziraat Bankası 1888. Hamit, 2. Abdülhamit döneminde kurulmuştu. Hatta Ziraat Bankası'na dikkat edin, aman ha, Cumhuriyet döneminde değil diye çok defa uyarmışımdır. O yüzden bence bu soruyu kaçırmamışsınızdır.
Cevap Ceyhan ama kabul edelim zor bir soru. Bankalar kısmını hatırlıyorsanız biraz önce de göstermiştim. PDF'lerde değil mi? Tehlikeli sorular gelebilir arkadaşlar. Dikkat edin. 25. soru. İmtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir milletiz söylemiyle netleşen eşitlik anlayışı hangi ilke kapsamındadır? Burada cevap Bursa yani halkçılık olacak arkadaşlar. Şimdi peki tuzak nedir tahminen? Sizce cevap Bursa ise A'ya ne koymuşlardır? Ne koyacaklar? Tabii ki milliyetçilik. Neden? Biz imtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir milletiz diyorlar ya, o zaman milliyetçilik alakası yok. Çünkü diyor ki eşitlik, toplumsal yapıdaki eşitlikten bahsediyorsa orada halkçılık ilkesi vardır. Videoya lütfen dikkat edin. Hatta bunu isterseniz PDF'ten de göstereyim notlardan da. Bakın burada halkçılıkla alakalı en fazla vurgu yaptığımız yer, dikkat edin, herkesin kanun önünde eşitliği. Kimseye ayrıcalık yok. Sınıflara ayrıcalık yok. Herkes bir bütündür. Halkçılıkta bu tarz bir eşitlik anlayışı söz konusu ama zaten son cümleyle bunu vurgulamışlar, işi rahatlatmışlar. 26. soru bir yorum sorusu, ona o yüzden bir video noktası koymadım ama şöyle bir soru gelmiş. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde hangisi siyasi ve idari geleneklerden biri değildir diye cevap Denizli taht verasetinin kesin kurallara bağlı olması. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde yani Asya'da veraset kesin kurallara bağlı mıdır? Yahu Türk devletlerinde hangi dönem bağlıdır ki? Bağlı olmadığı için zaten sürekli birbirini yer kardeşler. O yüzden devletler sürekli zayıflar. Peki bu kuralı kim değiştiriyor ilk? Fatih, Kanunname-i Ali Osman'da kardeş katlini getirmesinin nedeni bu. Birinci Ahmet, Ekber Erşet, en büyük abi tahta geçsin denmesinin sebebi bu. Veraseti, yani buradaki VRS, varis, kim varis olacak? Tahtın varisi kimdir? Sorusunun cevabı Fatih ile başlıyor, çözüm olmuyor. Ahmet döneminde birinci Ahmet ile Ekber Erşet bir istikrar getiriyor. Ama nerede Osmanlı duraklaması ile birlikte nerede eski Türk dünyası? O yüzden bunun için daha çok beklememiz gerekiyor. Cevap bu anlamda rahat idi. Çok bildiğimiz bir cevap idi aslında. Diğer şıklarda ne var? A'da devletin boylar birliği şeklinde kurulması. Evet, Türklerde boylar şeklinde örgütlenir. Doğru. Egemenlik ilahi kaynağa dayandırılır. Kut anlayışı vardır. Doğru. Hükümdar eşlerinin yönetimde söz sahibi olması. Hatun ya da katunların yönetimde söz sahibi olduğunu biz biliyoruz. E'de hanedan üyelerinin ülke yönetimine katılması. Evet, çünkü kardeş, amca ya da kuzen yabgu olarak batı kanadına gönderiliyor. Zaten bu yüzden de devletler yıkılıyor ayrı bir mesele ama diğerlerinin Türk tarihinde yeri olduğunu biz biliyoruz ama veraset kurallara bağlı falan değildir. 27. Aşağıdakilerden hangisi Selçuklu İkta sistemiyle Osmanlı Tımar sisteminin ortak özelliklerinden biri değildir? Güzel bir soru. Şimdi cevabı en sona bırakalım isterseniz ki zaten en son çıkmış Edirne. A'ya bir bakalım. İkta ve tımar sahiplerine vergi toplama hakkı verilmesi. Doğru, tımarlı sipahi vergi toplar devlet adına. Merkezi Bursa merkezi denetime tabi olmaları doğrudur. Tımarlı sipahiler merkeze bağlıdır. C. Devletin asker ihtiyacını karşılarlar. Cebelü yetiştirirler. Tam teşekküllü atlı asker.
Değil mi? Toprak sisteminin temel özelliği bu değil miydi? Neydi? Hemen kısaca bir hatırlatalım mı İkdia ve Tımar'da? Devlet toprağa işleme hakkını tımarlı sipahiye veriyor. Tımarlı sipahi toprağını işlettiriyor. Oradaki gelirden bir kısmını maaş alıyor. Bir kısmıyla devlete asker yetiştiriyor. Bakın tam bir toprak imparatorluğu. D'de ne var? Taşra yönetiminde etkililer. Evet, tımarlı sipahi taşra sistemidir aslında. Peki cevap? Tarım arazilerinde özel mülkiyete dayanır. Geçmiş olsun. Osmanlı'da özel mülkiyet yok. Toprağa işleme hakkını veriyor. Neden? Toprak devletindir. Miri diyoruz buna. Miri toprak. Yani hani şu gelenekten gelir diyoruz ya, mülk Allah'ındır. Onun adına da kullanılan hükümdardır. Miri toprak, devletindir toprak. Ha, bu ne zaman değişiyor? Bunu değişimi arazi kanunnameleri var. 1850'lerde değil mi? Tanzimat döneminde. O zaman artık özel mülkiyet doğmaya başlıyor. Ama bunun için 19. yüzyılı beklemek lazım. 28, Türkistan'dan Kuzey Afrika'ya kadar uzanan coğrafyalarda sınır boyları ve stratejik noktalarda ordu birlikleri ve binek hayvanları konakladıkları ileri harekat noktası olarak bilinen yerlere ne denir? Yine bir kültür medeniyet sorusu. Arkadaşlarım burada cevap adına Ribat olacak. Biliyorsunuz Ribat sonra kervansaray modelidir. Kervansaray olduğu için kervanların gidiş gelişinde, ticaretin akmasında, onların güvenliğini sağlamak için aynı zamanda bir garnizon özelliği de gidiyorlar. Bu yüzden Ribat'ı alabiliriz. Peki diyeceksiniz ki diğer şıklar çeldirici mi hocam? Değil. Hiç alakası yok. Bakın Bursa'da Bedesten diyor. Bedesten nedir? Kapalı çarşı. C. Kümbet. Kümbet, anıt mezar. Alakası yok. D. Külliye, cami etrafındaki yapılar topluluğu. Değil mi? Hamam, medrese vardır, aşevi vardır, yoksulların kalacağı yer vardır. Külliye burası. Alakası yok. Bimaristan. Bimar, Farsça'da akıl demek. Akıl hastanesi. Şifahane de denir biliyorsunuz. Dolayısıyla şıklar çeldirici değil. Burada ribat, kervansarayların öncülüğü. Dolayısıyla aynı zamanda bir güvenlik merkezi. Devam edelim arkadaşlarım. Son bir iki soruyla bitirelim. Medrese öğrencilerine eğitim aldıkları alanda yetkinlik kazandıran ve bugünün diploması, üniversite diploması anlamına gelen kavram nedir? Efendim cevap icazetname. Medreselerde alınan diplomaya icazet denir arkadaşlar. Biz bunu biliyoruz. Tabii aynı zamanda bir ustalık belgesi anlamına da geliyor. Loncada da ustalık belgesi anlamındadır. Peki çeldirici var mı? Bakalım. B'ye ahitname bir ahd ediyor öyle değil mi? Bir barış sözleşmesi. Fütüvvetname, siyasetname, vakıf name. Burada vakıflar zaten çok biliniyor. Siyasetname türleri, öğüt kitapları, fütüvvetnamelerde yine fütüvvet, fetihnameler biliyorsunuz. Bunlar farklı alanlarda da kullanılabiliyor ama bunların eğitimle, diplomayla alakası yok. Yine Osmanlı kültür medeniyetinde, Türk İslam kültür medeniyetinde bunlara defalarca yer verdik. 13. videoya bakarsanız zaten bunları görebilirsiniz. Medrese hocasına ne denir? Medrese öğrencisine ne denir? Hatırlıyor musunuz? Müderris hocaydı. Peki öğrenci? Danışment ve muid. Orta kısım muid, yüksek okul yani bugün üniversite gibi danışman, bilgili öğrenci aldıkları diplomada icazet. Ve icranın son sorusu en zor sorulardan biri Tanzimat döneminde adli yargıda temiz görevini yerine getiren kurum. Şahane bir soru. Arkadaşlarım buna sıklıkla bahsettim ama
İkinci Mahmut da, ikinci Mahmut da, şimdi hemen hatırlayacaksınız. Meclisi, valayı, ahkamı, adliye vardı. Meclisi, valayı, ahkamı, adliye. Adli konularda ahkam kesen yüce meclis. Abdülmecid de bu yapı ikiye ayrılacak. Ahkam-ı adliye, meclisi kısaca şöyle ahkam-ı adliye diyelim. Ahkam-ı adliye adli işlere bakacak. Diğer taraftan da meclisi âli tanzimat. Meclisi âli tanzimat. Bu da yargı alanında olacak. Ancak demiştim ki bakın Abdülmecid'deki bu ayrım biraz az bilinebilir. Gerçekten sormaları sürpriz ama Abdülaziz döneminde bu meclisi, ahkamı, adliye, yargıtay, bugünkü yargıtay, meclisi âli tanzimat, daha sonra şurayı devlet yargıtay olarak yeniden biçimlenecek. Buradaki adli dediği için arkadaşlar, divanı, ahkamı, adliye doğru cevap olacaktır. Şurayı devlet var, meclis-i âli tanzimat var, encümeni daniş var, meclisi meşayih var. Meşayih, şıhlık hani biraz daha din işlerinden sorumlu bir meclis. Encümeni daniş, müfredat hazırlar, talim terbiye gibi alakası yok. İşte meclisi âli tanzimat ve şuray devlet. Şuray devlet danıştay ama o idari dava adli değil. Meclisi âli tanzimat da yargıtay öncesindeki idari davalara bakıyor idi. Gördüğünüz gibi yine zor bir soru. Ama böyle arada zor sorularda gerekiyor. İşin gerçeği budur. Evet sevgili arkadaşlarım, sürede bir parça uzadım. Bir saate yaklaştık. Burada ilk videoda temel bir takım çıkarımlarda bulunduk. Bir takım soru tiplerini bulmaya çalıştık 2022'nin ilk 6 ayında. Ardından bu gelen soru tipleri acaba sonraki 6 aydaki sınavlara nasıl etki edebilir? O sorular nasıl dönüşebilirin cevabını aradık sonuç kısmında. Ve ardından soruları çözmeye başladık. Milli Savunma Üniversitesi'nin soruları vardı. Onlara baktık. Ardından da icra sorusunu, icranın 10 sorusunu çözdük. İsterseniz bir ara verelim. Bir saat yorucu olur, bir saatten daha fazlası. İkinci videoda EKPSS'nin soruları var. Genelde işitme, genel görme ve işitme, aynı zamanda zihinsel engelli soruları var. Son olarak da TYT, AYT var. En yakın dönem, yani 18 Haziran'da yapılmış bu sınavında tarih sorularına bir sonraki videoda bakalım ve analizimizi tamamlamış olalım arkadaşlar. Kısa bir ara, sonraki videoda görüşmek üzere.